Merhabalar sevgili sayın seyirciler. Evet, Duraktan Durağan'ın final bölümüne hoş geldiniz. Abi o kadar üzüldün mü Greger? Yok oğlum ya, mutluluktan bitiyor ya. Ya sana yazıklar olsun ya. Çal hadi bir şeyler çal da böyle keyiflenelim, enerjik olalım biraz. Enstrüman bu mu? İnanılmaz. Harika bir show değil mi? Bir de şöyle dinle ben. Evet, yolculuğumuz bugün sonlanıyor. Koskoca mazi canlanıyor gözümde. Ocakta başlayan yolculuğumuz sıcak bir yaz akşamında son buluyor. Çok şey öğrendim bu 12 bölümde. Çok şey yaşadım. Bir bakışta hatırlamak gerekirse Kubilay Akay'la çıktık yolculuğa. Tabii acemi duygularımız had safhada. Koştura koştura aldık, koştura koştura indirdik bir durakta. İlk konuğumuzsun. Nasıl buldun? Vallahi işte konumdan geldim, konumla buldum. Mesela Ece Seçkin'le şarkılar söyleyemedik. Yani en azından bunu deneyerek bize farklı soundlar dinleten sanatçılarımız var. İşte bu programa böyle giriş yapılır. Yani gerçekten bu programa dahil olunabilecek en iyi şekilde dahil oldu. Çok seni teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Ah seni almaya gidip kaybolduk yollarda. Beni çağırdın, geldim. Ya koştum. Tamam, biraz da bulacağım ya. Buralarda bir yerdeydi. Ben de bilmiyorum ki, bayağı karışıkmış buralar, anlamadım ya. Kaldık burada, kimse bizi bulamayacak ya. Nerede olduğumuzu da bilmiyorum, burası neresi? Hazal'ın sorularını cevapladık bir çırpıda. Bir platformun içinde başka bir platformun adını söyledik diye bu yapılır mı ya? Sessiz ol. Neden burada olduğumuzu bilmiyor musun? Evet. O halde anlatayım. Aman Allah'ım, Hazal Subaşı. Berk, beni dinle. Sen beni tanımıyor olabilirsin ama. Yo, tanıyorum, annemin izlerini. Anons ile koştuk ama ateş edemedik. Şu an değil, şu an değil ama hadi. Ne yapıyorsun? Ya çok utanıyorum. Hani insan var ola 31 şakası yaptı. 27, 05, 31. Evladım ne yapıyorsunuz? 33. Oğuzhan Uğur'la dünyanın en kısa siyaset programını yaptık. Ya tamam abi, soru sorayım. Sor. Tamam sorayım. AKP mi CHP mi? Fırat ve Ceyda'nın hayalindeki arabayı öğrendik. Fırat'ın hayalindeki araba. Güzel. Alacağım bunu, bir. Bak bunu buraya yazın, alacağım ben bu arabayı. Ay bilmiyorum artık. Harbi mi? Neydi? Bakalım arabamız da aynı mı hayalimizdeki araba? Bir tane o, ikisini de yazayım. He biliyorum araba. Biliyorum. Çevir Ceyda, bakayım. Ne yazdın oraya? Toyota bir şey. Aynen öyle. Toyota bir şey. Oha! İlker hocamdan hem sinema dersleri aldık hem de dil bilgisi dersleri. Sen şimdi sanıyorsun ki yönetmen olarak senin çok büyük yönetmen olman, hani çılar bulman falan, aslında pek bir önemli bir şey var orada. Konu, hikaye mi? Yok. Yani sanatçıyı konforlu hissettirmek. Yok. Mizansen verebilmek. Levent Yüksel'in iyi görünmesi tek problem o. Müge Boz ve Caner Erdeniz'i film gibi tadında buluşturduk. Şimdi şu kapı açılsa kimin bir anda gelmesini istersin? Çünkü şimdi stüdyomuzda çok merak ettiğim bir isim bizimle. Bakalım gelecek mi? Post 42 ile kaliteli sohbet rüzgarları estirdik. Soğuk savaş konseptiyle ilgili bu soruda. Ya olayın özü soğuk ve kötü şakalar yapılması üzerine. Evet. Haliyle aslında hani bunun güldürmemesi en doğalı. Bu soğuk şakaların güldürmemesi gerekiyor. Fakat gülmediğimiz zaman içeriğin akışı yavaşlıyor. Bunun dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Sağlamıyoruz. Ve işte geldik, buradayız. Aslında biz sona gelmişken konuğumuz da keşke gelseydi. Tam bu saatlerde gelmiş olması gerekiyordu. Kendisi geç kaldı. O gelene kadar benim biraz daha konuşmam lazım. Size şöyle bir anımı anlatmak isterim. Gerçekten mi abi? Gerçekten konuk bu mu? İnanılmaz. Yani muazzam. Gerçekten. Konumuz Berk Çeklik. Ya kusura bakmayın. Geç kaldım biraz, merhabalar. Evet, peki bu seferki bahanen ne? Geciktiğin için. İşte trafik. Aynen trafiktir. Aynen. Yok gerçekten trafik. Tabii canım, tabii ki de. Tabii ki trafiktir ya. Başka ne olacak? Trafik işte ya. Trafik yüzünden. Yalnızca bir durak boyunca beraber. Biliyorum. Evet, biliyorsun. O zaman haydi sorulara geçelim. Ne dersin? Olur, geçelim. Haydi bakalım geçelim. Ben öncelikle nasılsın? İyi misin, değil misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi zaman ayırabiliyor musun?
Yani düzenli uyku falan çekebiliyor musun? Mutlu musun yani? Evet, mutluyum. Yani şu sıralar düzenli uyku çektiğim söylenemez ama mutluyum genel olarak. İyi hissediyorum. Burada sana bayağı yükleneceğiz biliyorsun değil mi? Evet, evet farkındayım. Bu hayattan neler bekliyorsun? Bu hayattan tıpkı bu programda olduğu... Beklediklerinin hiçbir önemi yok. Bomboş bir soru. Ne istiyorsun yani? Hayır diyebilmeyi istiyorum ya. Hayır diyebilmek istiyorum. Şu sıralar 2,5 milyon takipçim var. Tebrik ediyorum. Kaç milyon olsun istersin? Gözün ne zaman doyar? Hiçbir zaman kaç takipçim olduğu konusunda kendimi sınırlandırmadım. Yani bu işe başladığım andan beri değişmediği için bir şeyler içimde his olarak. O yüzden kaldığı gibi devam ediyor. Öyle bir kafamda şurada dururum gibi bir şey yok yani. Ya bu büyüme açlığının bir sonu var mı? Yok ama... Ama olmalı. Lakin büyüme açlığı hissettiğim bir şey yapmıyorum. O yüzden iyi hissettiğim için büyümedir, küçülmedir çok umurumda olmuyor açıkçası. Sence bu zamana kadar yaptığın en iyi paylaşım hangisiydi? Yani treni falan şimdi çıkar aradan ama baydı o. Böyle hani dönüp bakınca ya benim için çok başkaydı dediğim bir şey. Ya aslında çok da bir şey yokmuş şu an düşününce fark ettim. Hani hepsi güzel böyle belli bir yere kadar tatmin ediyor ama en şık skecim var biliyorsun. O güzeldi bayağı. Hani böyle oradaki işleyişin kendi kendine akması çok hoşuma gitmiş. Belki çekerken hiç umurumda değildi. Niye anlatıyorsam sana bunu değil mi? Çok acayip. Evet, evet. Ya 4 kere üst üste E geldi şimdi bunlardan hangi? Bakın beyler, 4 şıkkın üst üste aynı anda E olmasına imkan yok. Birinizden biri sahtekar işte. Buradan bir yere ayrılmayın. Diğer sorular çözüldükten sonra sizinle ayrı olarak görüşeceğim. Sizinle vakit harcayamam. Selamun aleyküm. Peki bir şey diyeceğim Berk. Buradaki bölümlerin hiçbirini Instagram hesabında paylaşmadın. Sebebini açıklamak ister misin? Tabii ki de. Çünkü bu benim sosyal medya harici yaptığım ilk iş ve bunun sosyal medyam sayesinde çok izlendiğini ya da çok başarılı olduğunu göstermek istemedim. Hiçbir şekilde paylaşmamama rağmen yayındaki en çok izlenen içeriklerden biriyiz. İyi yapmamış mıyım? Bence iyi yapmışım. İnsanlar kimi zaman ya benim şu işi bir paylaşır mısın diye sana bir sürü şey söylüyor. Onları nasıl atlatıyorsun mesela? Şimdi burada hayır diyebilirsem çok ya hayır desem de atlatamıyorum. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Hani yeni projeler falan var mı? Var. Yani dizi yapmayı düşünüyoruz. Biliyorsun sen de. Dizimiz var. Şu an onu düşünüyorum. Onun haricinde öyle şu an için değerlendirdiğim bir projemiz yok. Klasik bazı sorularımız var. Bunları herkese sorduk. Seni de es geçecek değiliz. Bu saçma sapan soruyu anlamadığım şekilde bayılıyorsun. Baştan sorayım da kurtulalım. En son neye ketçap sıktın? Pilava. Zek. Çıkmak istediğin WhatsApp grubunun adı? Aptallar diye bir WhatsApp grubu var. Bir türlü çıkamıyorum. Buradan içindeki arkadaşlara da selam. Çıkarın beni, atın o gruptan. Ben çıkamıyorum çünkü. Lütfen bizi atın oradan. WhatsApp'ta hala açmadığın en eski mesaj? Gizli mi saklımız yok, aç göster. Bir tane numara yazmış. Uber abi sen misin? Numara çevirdim sen çıktın. Tüm şansımı kullandım. Gerçekten mi yazmış? Öyle bir mesaj. İlk kazandığın parayla ne yaptın? Babama saat aldım. Doğru. Son kazandığın parayla ne yaptın? Şu üstündeki ceketi aldım. Güzel ceketmiş. Geçmişe gidip bir şeyleri değiştirmek istesen bu ne olurdu? Metroya 3. kere binecektim. Onun yerine hatta hiç yaşanmadı ama kafamdaki fikir metroydu. Vapura bin derdim kendime. Yine binemezdim gerçi. Geleceğe dair en çok merak ettiğin şey ne? Vallahi muhtemelen evimle ilgili. Artık taşınmak istemiyorum ya. Evet, aynen. Buradan ev sahibimize selamlar, sevgiler. Satma abi evi. Kurban olayım. Oturuyoruz. Bırak. Evindeki en pahalı şey. Koltuğum. Doğru, koltuk. koltuk pahalı, evet. Bence bu arada Ronaldo imzalı o kupa bayağı pahalı. Doğru, o da. Paha biçilemez. Şeyi unutma, Messi imzalı forma da var. Ha, doğru, evet, o da vardı. Zenginiz ya biz. Hayatını anlatan bir film olsa kimin oynamasını isterdin? Alparslan Özmol. Buradan kendisine selamlar, güzel tercih. Peki aşk acısı mı, diş sancısı mı? İkisine de sahibim şu an. Teşekkür ederim bu güzel soru için kardeşim, çok sağ ol. Bize bir utanç anını anlatır mısın? Ama basit bir şey anlatırsan ben daha utanç vericisini anlatacağım. Anlatsana, merak ettim. Ben muhtemelen basit bir şey anlatacağım çünkü. O zaman ben başlıyorum.
Oğuzhan Uğur'a bir ceket verdin, hediye ettin. O da sana geri vereyim falan dedi. Susayım değil mi? Sustum. Hadi bakayım. Düzenlisin ama dağınıksın. Efendisin ama şımarıksın. İyisin ama kötüsün. Şimdi sana yüklenmek istemiyorum ama her insan evladı böyle. Fakat bu ikililik yormuyor mu? Yarıyor. Aynı anda kaç kadın ile flört ediyorsun? Aç diyeyim kutuna da bir bakalım. Aç aç, gizlimiz saklımız yok. Aynı anda değil, belirli aralıklarla. Ben sayayım istersen. Yok be, ne flört ya. Bir kişi var, o da kendisi buradan, kendisi bildi o. Selam yolladık. Tek kişi var abi, yok ya, ne tek kişisi. Ne var abi, flörtleşiyoruz. Flörtün bence biri okey ya, 2, 3, 4 olabilir yani. Bu programa katılmamak için ne yalan söylerdim? Post 42 Berk'in yaptığı gibi hastayım derdim. Kendall mı Kylie mi? Yani bir de neden? Nedeniniyle birlikte söyle. Ben şansımı Kendall'dan yana kullanmazdım. Denedim ama böyle aynı böyle hisleri uyandırdığını düşündüğüm bir insanla denedim, olmadı. O yüzden Kylie. Ya bırak şu ayakları ya. Kendall gibi kimle takıldın abi? Kim, ne anlatıyorsun sen şu an? Bence Kendall bu arada. Adamsın. Aşk acısı çekmek yaratıcılığını tetiklediği için cevabını bildiğin soruları sormaya devam ediyor. İyi hadi, bu soruyu geçtik o zaman. Hadi kendini geçtim. Başka insanları da mutsuzluğa sürüklüyorsun. Bu seni hiç rahatsız etmiyor mu? Yani belki burada bize bir vicdan kırıntısı gösterirsin ya. Azıcık ya. Bir şey diyeceğim. Başkalarının mutsuzluğunu sürüklemek diye bir şey yok. Benimle çok mutsuz oldukları için benden uzaklaşıyorlar. Tamamen onların tercihi oluyor yani. Bu arada bu saç stili sana hiç yakışmıyor. Söyleyen oldu mu? Evet. Saçlarını bir kaldırsana görelim. Hayır. Ben kaldırırım bak. Kaldırmayalım, gerek yok abi. Kendine niye bu kötülüğü yapıyorsun? Hiç gerek yok. Kendinle ilgili değiştirmek istediğim bir şey olsa bu ne olurdu? Sorunlardan kaçarak uzaklaşmamayı değiştirmek isterdim artık. Kaçmamayı, yüzleşmeyi. Ve çok kaçıyoruz. Biliyorsun. Neyse, zaten değiştiremeyeceksin. İkimiz de biliyoruz, laf olsun diye sordum. Son birkaç yıldır ekstra bir bronzlaştığını fark ediyorum. Bunu Rain Man'in gölgesinden çıkmana bağlayabilir miyiz? Yuh. Yuh. Oha. Temiz yüzlüsün, yakışıklısın, insana pozitif duygular aşılıyorsun. Bu görüntünün altındaki bölüm sonu canavarı gibi benliğini daha ne kadar gizlemeyi planlıyorsun? Gittiği yere kadar. Eyvallah. Bize sevdiğin 2-3 özelliğini söyler misin? Ya sevdiğim 2-3 özellik söyleyebilecek kadar sevmiyorum galiba kendimi. Ama hani iletişimim... Tamam kanka, sensin. Sensin. Aynen. Sence sakal bıraksan takipçi kaybeder misin? Senin görüntünü takipçilerin keyfi mi belirliyor? Tamamen kendi keyfim belirliyor. Yakışmayacağını düşünüyorum sakalın. Bence yakışmaz yani. Yakışa da bilir. Ya ne bileyim, daha gür çıksa ya da daha düzgün çıksa yakışır belki. O yüzden kesiyorum. Merak ettiğim bir yatırım tavsiyesi var. Sormak istiyorum. Onlara abi diye hitap ettiğin zaman işlerini daha ucuza çözebiliyor musun? Mesela bu şekilde yıllık cebine ne kadar para giriyor? Abi... Geç kalmak için söylediğin yalanları bize bir çırpıda döksene. Herkes parça parça öğrensin. Çok anlık uyduruyorum onları. Ya o yüzden böyle bir listem ya da bir şeyim yok. O yüzden takır takır gidiyor hepsi. Aynen öyle. İnsanlarla olan ilişkilerini çok boşladığını duyduk. Seni arayan insanlara en yakın bir yıl içerisinde dönüş yapıyormuşsun. Bu konu hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Hiç utanmıyor musun? Ya utanıyorum. Hatta hiç görüşmediğim, cidden hiç yazmadığım, sırf bu iletişimden dolayı biri de var. Ya bu program bitsin, yanına gideceğim. Bir merhaba diyeceğim canım arkadaşım. Çok özür dilerim, çok ihmal ettim seni. Geliyorum. Hayır, hiç öyle bir şey yaşanmayacak. Gitmeyeceğiz çünkü. Çok iyi biliyorum. Tanıyorum çünkü seni. İnsanlar sana yüklendiği zaman özür dilerim demek veya ya yaşıma verin gençlik işte demek dışında kullandığın başka bir kaçış metodu var mı? Yok. Instagram postlarında her karakteri kendin canlandırıyorsun. Bunun modası geçmedi mi sence? Yani yoksa hiç arkadaşım mı yok? Daha rahat oluyor abi yani. Daha böyle hızlıca gidiyor. Çok hızlı yapman gerekiyor çünkü. Haftada bir hemen hızlı çıksın. O yüzden hani orada bu olsun, şurada şu olsun falan uğraşamıyorsun yani. Tiyatroya olan aşkından birçok yerde bahsediyorsun. Ne oldu da bitti bu aşk? Para tatlı mı geldi? Cevaplamak istemiyorsan pandemiyi falan bahane edebilirsin. Doğru düzgün bir plan program yapamıyorum. Bir de hani tamam abi, pandemi yüzünden. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu Instagram falan filan olmasaydı ne iş yapmak isterdin? Oyuncu falan olmak isterim gibi klişe laflar etme. Ben hukuk kazanmak istiyordum. Zaten puanım da biliyorsun yetiyordu. Bir yıl daha oturup çalışsak İstanbul'da güzel bir hukuk tuttururduk diye düşünüyorum. İyi ki okumamışsın. Bir kedin olduğunu öğrendik. Ahu.
Dünya tatlısı. Peki kedinin tek gözü olmaması hakkında ne düşünüyorsun? Şahsen bana biraz samimiyetsiz geliyor. Bir vicdan sömürüsü kokusu alıyorum. Ya bunu sahiplenince de çok fazla insan söylemişti. Yani ben doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Çünkü cins bir kedi arıyordum ben sahiplenmek için. Hatta bulmuştum da cins bir kedi. Daha sonra hani bu kedilere bakarken bir işte engelli bir kediye denk geldim. Hatta tek kolu yoktu. Onu sahiplenmek istiyordum. Daha sonra onu başka bir aile sahiplenince bir miktar rahatladım. Ama sonra tekrardan gözümün önüne başka bir kedi geldi. O da Ahu. Ondan sonra ya dedim hani bunu yapmam gerekiyor galiba benim. Çünkü başka bir anlamı var. Tabii ki de keşfet algoritması karşımıza çıkardı bunları. Ama hani dayanamadım abi. Yok uyuyamazdım. Vallahi yapamazdım yani. Çünkü bu kedilerin böyle bu kadar fazla sahiplendirildiğini bilmiyordum. Öyle bir şey olduğunu fark etmemiştim yani. Cins kedi ararken de kendimi birazcık böyle bencil hissettim. Yani yaptığım nadir güzel davranışlardan biri Ahu'yu sahiplenmek. Hala vicdan sömürüsü kokusu alıyorum ben. Hiç unutamadığın eski sevgilin. Ya kim hazırlıyor bu soruları ya? En sevmediğin özelliğin ne? Şahsen ben insanlarla olan problemini kaçarak çözmeye çalışmana kıl alıyorum. Oh benimki de. En sevmediğim özelliği bu abi. Teşekkür ederim, iyi ki söyledin. Bazı işlerden çok bunaldığın zaman ya keşke şu an ölsem diyerek etrafta dolaştığını öğrendik. Hadi öl hadi. Öl şu an bekliyoruz hadi. Hadi öl madem istiyorsun bunu söylüyorsun etrafta. Öl hadi öl. Ölsene. Hadi öl. Ya bir tepki. İşte sen busun oğlum sen. Sen yaşamayacak kadar da ölemeyecek kadar aciz bir insan. Sen busun oğlum bunu bil diye söylüyorum. Bu kadar yeter mi? Yeter mi? Yeter değil mi? He? Bu kadar yüzleşme yeter. Evet. Paydos. Evet Berk. Muhteşem yarıştın. Soruları da gayet güzel cevapladın. Umarım güzel zaman geçirmişsindir. Bizim de sana güzel bir hediyemiz var bu arada. Al bir bardak su umarım. Bir tane daha ister misin? Bir bardak daha al bakalım. Bu arada Durağan geldi şu an. Burada inmen gerekiyor. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Umarım yolunu bulursun. Her manada. Hoşça kal. Bay bay. Görüşürüz. Programımıza gençleri anlayarak devam etmek yerine bu zamana kadar anlattıklarım sayesinde artık anladığınızı temenni ederek devam ediyorum. Gençlik Z, Y, X falan bir yana insan önce birbirini anlamalı bu hayatta. Biz de Duraktan Durağa ekibi olarak her kuşaktan insanıyla bir yumruk gibi çalıştık. Kah güldük, kah ağladık. Var ya hiç gerilmeden bebek gibi çalıştık. Edindiğim tecrübeler, dostluklar hepsi yanıma kaldı. İyi ki tanıdım sizleri. İyi ki buluştuk buralarda. Tüm ekibime teşekkür ediyorum. Ve siz sevgili seyircilerimiz. İyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki varsınız. Bu benim sosyal medya dışındaki ilk işimdi. Yani her zaman ayrı olarak kalacak. Yıllar sonra dönüp baktığımızda gerçekten vay be diyeceğimiz bir iş oldu. İnanıyorum ki çok ayrı kalmayız. Sizleri çok seviyorum. Şimdi geldik son durağımıza. Önce bir saniye. Hoşça kalın sevgili seyirciler. Hepinize güzel, mutlu bir hayat diliyorum. Görüşmek üzere.